Ya bırak kaldı öyle mi? Efendim? Şey bırak. Yerde camimiz 22 dönümlük bir alan üzerine kurulacak. Burada hastanemizin görseli hasta katı olarak 5+1 6 katı olacak ki iki projede deprem izolatörü düşünüyordu ama ihtiyaç artık görünce 400 yataklı hastanedeki gibi oturum alanı 6 metrekare. Toplamda 26. Biraz açın. Biraz evet. Gelseniz. Burada açık. Yani kapalı olan yok. Kapalı yok. Kapalı yok. Kapalı yok. Çünkü deprem üzere olacak. Çünkü ilk kısımdaki toplam şeyde projede 190'dı. Bu 256'ya oluyor çıkarıldı. 259'a. Yani bu kullanılabiliyor. Şey yani. Kullanılabiliyor. Yani. Yönetmen. Yönetmen. Evet, bugün uzun süredir böyle hasretle, özlemle bütün Adıyaman olarak beklediğimiz ve yoğun takiplerimiz sonucunda neticeyi aldığımız, Bismillah diyeceğimiz ilk gününün inşaatına, eski devlet hastanemizin yerinde yeni hastanenin inşaatına başlamış oluyoruz. Öncelikle hayırlı mübarek olsun şehrimize, ülkemize, milletimize. İnşallah hayırlı olur. Tabii Adıyaman için çok çok önemli bir yatırım. Eski hastanenin orada şu anda 25 bin metrekarelik bir alanda 3 bin metrekaresi cami ayrılmış, geri 22 bin metrekaresi. Bu eski hastanenin yerine, ki bu nüfus yoğunluğunun da çok olduğu bir bölge, yeni bir hastane ihtiyacını dile getirdik. Bu arada bir taraftan 400 yataklı eğitim araştırma hastanemiz faaliyeti. Hemen yanı başında geçtiğimiz dönemde 300 yataklı kadın doğum çocuk hastanemizin inşaatına başladı da yoğun bir şekilde bitiyor. İnşallah 2023 son itibariyle onda biz hizmete açmayı planlıyoruz. O konuda da gayretlerimiz sürüyor. Ama bu eski hastanenin bölgesinde gerek buradaki bölge halkının talebi, gerekse de ikinci basamak olarak bir devlet hastanesi yapılması zaruretini bizler hep ifade ettik, gayret ettik, çabaladık. Sağlık Bakanlığımızın kapısını aşındırdık. Çok şükür bugün onun semeresini görüyoruz. Bugün böyle arkamda çalışan inşaat araçlarını görünce hakikaten çok mutlu olduk. Burada 20 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 26 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir hastane inşa ediyoruz. Ve bu hastane ikinci basamak hastane olacak, devlet hastanesi olacak. Malum birinci basamak zaten hastanemiz var, üçüncü basamak sağlık tesislerimiz var ama ikinci basamak olarak bu ihtiyacı da inşallah karşılayacak. Ve burada tamamen 150 yatak desek de 200 yatağın üzerine çıkan bir yatak kapasitesi var. 204 yatak gibi görünüyor şu anda. Aslında 200 yataklı bir hastane inşa ediyoruz. Büyük bir hastane inşa ediyoruz. 26 bin metrekare kapalı alan, 68 polikliniği olan, otoparklarıyla, deprem izolatörüyle birlikte gerçekten son derece modern, ihtiyacı karşılayacak olan çok çok önemli bir hastane. Yoğun bakım üniteleri var, tomografi, MR ünitelerinden tutun da bütün ihtiyaçları karşılayacak hastaneye ait tüm donanımlarıyla birlikte modern bir hastane olacak. Tabii 2002'de 545 yatak kapasitemiz vardı Adıyaman'da toplamda. Şimdi bu hastaneyle 300 yatağın bitmesiyle birlikte 1881 yatak kapasiteye çıkıyor. Çok çok önemli ve şu anda 2023 hedefindeki nitelik yatak sayısını Adıyaman zaten çoktan aşmış durumda. %84'lere çıktı nitelikli yatak kapasitemiz. 10 olan yoğun bakım ünitemiz bugün 310'a çıktı, 300'ün üzerine çıktı. Her açıdan işte acil sağlık hizmetleri noktasında bir adet 112 istasyonumuz varken bugün 37 adete çıkardık. 2-3 ambulanstan bugün 59-60 ambulansa çıkarttık. Her türlü ihtiyaçlar, imkanlar düşünüyor ve her ilçemizde İl merkezimizde yeni, modern, pırı pırı sağlık tesisleri yaptık. Aile sağlığı merkezleri yaptık. Personel sayısına baktığımızda, yatak kapasitesine baktığımızda Adıyaman'ın ileriye dönük de uzun süre ihtiyacını karşılayacak çok önemli gelişmeler sağlandı. Biz bunun yoğun takibini yapıyoruz. Burada Sayın Valimiz, yerel teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, sağlık il müdürlüğümüz, bütün paydaşlarla birlikte
Adıyaman'ın her meselesinde olduğu gibi sağlık meselesinde de gece gündüz çalışarak Sağlık Bakanımızı, ilgili genel müdürlükleri, bakan yardımcıları süresinde adeta rahatsız eder pozisyonda çalışarak kapılarını aşındırıyor. Ama hamdolsun Adıyaman'da da bunun neticeye ulaşılıyor. Ülkemize, milletimize ve özellikle bu bölgemize, Adıyaman'ımıza hayırlı olsun diyorum. Bugün bismillah diyoruz. Sözleşme süresi tabii 500 gün bunun. Ama bunu müteahhit firmayla da görüşeceğiz. İnşallah en kısa sürede bu hastaneyi de bitirmeyi hedefleyeceğiz diyorum. Tekrar emeği geçen herkese hayırlı olsun diye teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diye. Adıyaman'da Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi sağlık sektörü ciddi bir atılım içerisinde. Kaliteli sağlık hizmetini vatandaşımıza ulaştırabilmek için devletimizin bütün imkanlarını zorlayarak yaptığı yeni yatırımlardan bir tanesiyle bugün yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Adıyaman'ın uzun zamandır beklediği 150 yataklı devlet hastanesi ön çalışmaları başlamış durumda. En kısa sürede de temeli atılacak. Biliyorsunuz Temmuz ayında ihalesi sonuçlanmıştı. İhale süreci bitti. İlgili firma bugün çalışmaya başladı. Adıyaman'ımız için hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi vatandaşımıza sağlık sektörünü en iyi şekilde, sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak için bütün gayretiyle bütün paydaşlar çalışıyor. Buradan sonra da çalışmaya devam edecekler. Bu hastanemizin yapımında, oluşturulmasında emeği geçen başta Milli Savunma Komisyon Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü ısrarlı takip sonucunda bu hastanenin yapımı gündeme geldi. Bundan sonra da sağlık sektöründeki devletin yatırımları elbette devam edecek. Ama biraz önce Sayın Vekilimizin bahsettiği gibi Adıyaman'da sağlık tesisleri alanında çok ileri durumdayız. Sağlık hizmetinin kaliteli binalarda kaliteli tesislerin verilmesi devam ediyor. Bundan sonra da hem nicel hem nitel yönden kaliteli sağlık hizmeti için çalışmalarımız devam edecek. Ben emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Sağlık Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize ve bütün paydaşlara bu hastanemizin vücuda getirilmesinde katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi tabii AK Parti iktidarında her türlü hizmet noktasında gereken yapılıyor. Adıyaman'ımıza da gereken yapılıyor. Bu anlamda sağlıkta da daha önce burası hakikaten şehrin tek hastanesiydi. Dolayısıyla bu 400 yataklı olunca burası lağvedildi. Fakat çok ciddi bir talep burada yeni bir hastane oluşması noktasında. Başta Ahmet Başkanım olmak üzere işte valimiz, teşkilatımız, bizler hep ciddi bir baskı uygulayarak Sağlık Bakanımıza sağ olsunlar burayı tekrar hastane yapma noktasına gerekli girişimler yapıldı. Tabi bu hastanenin oluşumunu en önemli etkilerinden bir tanesi birincisi zaten sağlık noktasında dediğim gibi nitelikli yataklarıyla ve yatak sayısıyla hakikaten Adıyaman'ın 2023 AK Parti'mizin 2023 hedeflerini zaten şu anda yakalamış. Muhtemelen bunun üstüne de çıkacak. Burada hem sağlığa nitelikli hizmet noktasında hem de burası çok ciddi istihdam alanında olacak. Yeni hekimler gelecek, yeni yardımcı sağlık personeli olacak. Ve dolayısıyla bu bölge ayrıyeten bir canlı, ticareti de canlanacak. Dediğim gibi hem istihdama hem de bizim önceliğimiz tabii sağlıktır. Ama istihdama da çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte tek hastane olduğu zaman çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Birdenbire boğuluyor orası. O yüzden buranın olması hakikaten bir sağlık açısından Adıyaman çok daha rahatlayacak. Ben tekrar emeği geçen, başta Ahmet Başkanım olmak üzere, teşkilatımız, valimiz, herkese emeği geçen Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanımıza, özellikle Cumhurbaşkanımıza bu yatırımlardan dolayı ben sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Olarak en çok karşılaştığımız sorulardan biri devlet hastanesinin, eski devlet hastanemizin yerinin ne olacağıydı. Öncelikle Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten sıkı takipleri neticesinde biz 150 beklerken 204 yataklı bir hastanenin temelini inşallah önce yerini düzelterek önümüzdeki günlerde de atmış olacağız. Memleketimize hayırlı olsun. Biz hizmetlerimize hep birlikte inşallah devam edeceğiz. İki projede deprem izolatörü düşünüyordu ama ihtiyaç artık görünce 4